Merhabalar sevgili Praksiden Kimya takipçileri. Malum 2021 yılıyla beraber TYT, AYT tüm konu videolarımızı bitirdik. Hep canlı yayınlarda konuşuyorduk. Şimdi ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hocam konular da bitti. Neler yapacağız diye. Ben hep size diyordum projelerim bitmez. Benim yeter ki vaktim olsun diye. Yeni yılda 2022'de iki önemli projemiz var. Biri geçen senenin 3 soru 1 konu dediğimiz proje. Bunun ismini değiştiriyoruz. Böyle çok uzun uzun isimler sıkıyor. Beni video başlığı yazmada da çok zor oluyor. Biz nasılsa bunun içeriğini bildiğimiz için böyle uzun yazmayacağız. Bunun adına 3+1 diyeceğim bundan sonra. 3+1 ile neyi kastediyorum? Konuyu özetleyen 3 tane soru, 3 tane zor, çok fazla bilgi içeren, çıkmayacak ama konunun önemli noktalarını bilmenizi sağlayan soru. Ve bunun üzerine bir tane de ney? ÖSYM'nin sorabileceği zor soru. Yani ÖSYM bu konudan zor sorarsa ne sorar? Bir tane de bu tip soru karşınıza gelecek. Bu 3+1 serisi bu hafta başlıyor. 3+1'in ilk videosu karşımıza gelecek. Daha sonra yeni başlayacağım bir seri var. Daha hiç olmadı görmediğiniz bir seri. Bu serinin de adı 9+1. Hep böyle artılı matematikli seri isimleri koydum. Nedir 9+1? 9+1 de arkadaşlar ÖSYM'nin o konudan en çok sorduğu 9 soru tipi. Bu soru tiplerini nasıl sormuş, ne sormuş, bu soruların özetleri nelerdir, incelikleri nelerdir, kolay mıdır, zor mudur bu? Ve üzerine +1, bu sene ÖSYM bu konudan ne sorabilir? Bakın, 3+1'de bu sene ÖSYM bu konudan zor olarak ne sorabilir? 9+1'de doğrudan bu istatistiklere göre kolaylık seviyesi olarak bu konudan ne sorabilir diyeceğiz. 9+1'inde, 3+1'inde ilk videoları bu hafta gelecek. Bu hafta bekleyin. Bu hafta bu serilere başlıyorum. Artı bir seriye daha başlamıştık, deneme. Her hafta deneme yapıyoruz biliyorsunuz. Haftadan itibaren şu an online deneme açık. Online denemenin linkini de buraya bırakırım. Online denemeyi yapabilirsiniz şu anda. Haftadan itibaren her hafta bir deneme, her hafta bir TYT, her hafta bir TYT. İleriki seviyede her hafta bir TYT, bir AYT de online olarak çözeceksiniz. Ve ben size hafta sonunda çözümlerini yayınlayacağım. Bunlar da var. Bir şey daha düşünüyorum. Tasarladığım, yapacağım şeyler. Ha, 9+1'den bahsettik. 9+1 için de çok güzel bir konsept düşündüm. Çok hoşunuza gidecek. 9+1 arkadaşlar, ben yayınladığımda PDF'sini indirip çözebileceksiniz. Onda bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz Praksiden.com'da PDF'sini ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ancak ekstra bir opsiyon daha sunuyorum buna. Ücretsiz, korkma. Opsiyon deyince hep aklına para geliyor. Beleş. Ve ben böyle çözmenizi isteyeceğim. Nasıl biliyor musunuz? Online çözeceksiniz. Tıpkı denemede yaptığım gibi 9+1 serisinin de online'ını açacağım. Sen geleceksin önce. Online'da çözeceksin ve online'da ne olacak biliyor musun? Çözer çözmez doğrunu yanlışını göreceksin ve yanlışını gördüğünde o yanlışın yanında benim sana bıraktığım mesajı göreceksin. Bu yanlışı yapıyorsan konunun neresine dönmen lazım? Bu konuda neyi yanlış yaptın? Neyin eksik? Yani 9+1'in analizini de senin yerine ben yapacağım. O zaman yeni sene 2022'de 3 yeni seri, 9+1, 3+1 ve haftalık denemelerle yine beraber, yine Praksiden takipçilerine kimyayı ezberlemeleri değil, anlamaları için, öğrenmeleri için, ezbere bilgileri de rahat ezberlemeleri için elimden geleni yapacağım. Sen de benim kadar çalışsan kimyaya zaten rahatlıkla yaparsın. Bunun üzerine ne yapıyorduk? Ne vardı bizim eski serimiz halen devam eden? Canlı yayınlar. Canlı yayınlarda her pazar 9'da biliyorsunuz TYT tekrarları yapıyorduk. TYT tekrarları bitmek üzere. Asit baz ve kimya her yerde kaldı. Ondan sonra TYT'den deneme çözeceğiz arkadaşlar. Beraber deneme çözeceğiz. Yine karma farklı kitaplardan deneme seçip çözeceğim. Artı arkadaşlar pazar TYT bitince AYT tekrarına başlayacağız. Yani TYT yaptık. 9'da başladık atıyorum. 10'a kadar TYT tekrarımız bitti. 10'da da AYT'ye başlayacağız. Bu haftadan itibaren her pazar hem TYT hem AYT gidecek. TYT'den sonra AYT'den atomla başlayıp AYT tekrarı yapacağız. AYT'den tüm konuların tekrarı bitince de AYT'den de deneme çözeceğiz. Yani toparlayalım mı? Şimdi 9+1'den o konuyla ilgili çıkmış soru türevlerini, çıkmış sorulara benzeyen soruların analiziyle beraber çözümünü yaptın, online yaptın, online benim dönüşümü gördün. 3+1 ile beraber o konuyu özetleyen 3 tane zor soru ve +1 tane ÖSYM zor sorarsa ne sorar tipinden soruyu gördün.
Haftalık canlı yayınlarla TYT'den tüm konuları tekrar ettin. AYT'den tüm konuları tekrar ettin. Haftalık TYT'den bir deneme online şey yüz yüze beraber çözdük canlı yayınlarla. Haftalık bir tane TYT denemesi online çözdün. Onun dönüşümünü haftalık olarak aldın. O dönüşümde de yine sana neyi yanlış yaptığını, nasıl çözeceğini söyledim. Biraz daha zaman ilerleyince bu bir TYT ile beraber bir AYT denemesi de sana verdim. Bunların hepsi beleş. Bunların üzerine de her ay 5 TYT, 5 AYT denemesini katıl butonuyla 5 liraya alabilirsin. O kadarını da hak ediyorum sanırım değil mi? Hani bu kadar beleş hizmetin üzerine sadece 5 liraya 10 tane deneme veriyorum. Onda da bir sıkıntı olmaz herhalde. Her şeyi paraya dök demezsiniz değil mi? Bu da var. Başka ne yapayım? Başka yapmamı istediğiniz bir şey varsa yazın yorumlara, yapayım. Fikirlere açığım. O zaman ne yapıyoruz? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.